Herkese merhabalar. Fraktis'te yine bir oyun videosuyla karşınızdayız. Yanımda Ninsu var. Burak'ı bu sefer arka tarafa attık. Şu an oradan bize ciddi bir şekilde bakıyor. O yüzden ben konuya dönüyorum. Anlatacağım oyun, anlatacağım diyorum çünkü ben birkaç gündür bu oyunla uğraşıyorum. Vakit buldukça. Banner Saga. İlginç bir oyun bence. Bunu anlatmak için de yanıma Ninsu'yu oturttum. Merakla bekliyorum. Evet, Ninsu bana soracak, ben de söyleyeceğim. Ne merak ediyorsun mesela? Mesela şunu merak ediyorum. Bildiğim kadarıyla Banner Saga strateji tabanlı bir oyun. Peki oynanışı nasıl şu an mesela? Ya oyunun şöyle aslında birkaç kısım var desem doğru olur. Bir kısımda yolculuk yaptığımız kısım. Yani bir, bu arada oyunun grafikleri el çizim ve çok güzel gözüküyorlar. Şu an arkada sanırım bir sahne açık olması lazım, video dönüyor. Yani bir dağ, bayır, neyse oradaki mekan. Pıt 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 bizim grup ilerliyorlar. Bu sırada da başınıza çeşitli olaylar geliyor. Bunların bir kısmı rastgele gerçekleşiyor. Bir kısmı belli yerlerde ya da belli zamanlarda gerçekleşiyor. Ne oluyor? İşte bir grubun içinde biz kavga çıktı, ne yapacaksın falan gibisinden seçenekler çıkıyor, seçiyoruz. İnteraktif yani. Tabii interaktif bir yönü var. İkinci kısmı şehirlere vardığımızda oluyor. Yine bunun içinde tıklayabildiğimiz yerler çıkıyor. İşte ne bileyim, klasik olarak kahramanlarımızın itemları vesairesine şey yapabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. İşte ya da level atladılarsa puanlarını da atıyoruz. Bir pazar yeri oluyor. Oradan hem erzak alıyoruz hem de çeşitli eşyalar alıyoruz. Bir de bunun dışında hikayeye bağlı olarak genelde belli gidebildiğimiz yerler oluyor. Son olarak da savaş kısmı var. Orada da sıra tabanlı bir savaş söz konusu. Yani bu şekilde bölünmüş diyebilirim oyunun içinde, kendi içinde. Yani verdiğimiz kararlar aslında oyunun gidişatını etkiliyor. Aynen öyle. Ha, çok güzel. Peki yani roleplaying de diyebiliriz bir yandan bu oyun için. Tabii kesinlikle. Yani hem zaten savaş sisteminde de level atlama, tecrübe alma, işte eşyalar falan filan o tarz şeyler de var. Bir roleplay kısım var kesinlikle. Çok yeni çıktı galiba bu oyun. Onu da hikayesini anlatayım. Şöyle, 2012 Nisan'ında Kickstarter'ı başladı. 2012 Nisan'ında gerekli fonlar tamamlandı. Ne kadardı şu an hatırlamıyorum. Onun üstüne geçen sene Şubat ayında sanırım multiplayer kısmı çıktı. Factions diye free to play. Şu an hala Steam'de var. 2 hafta önce de yaklaşık olarak bu şu an anlattığımız single olan Banner Saga piyasaya sürüldü. Çok güzel. Peki hangi platformlarda ulaşabiliyoruz biz bu oyuna? Ya aslında ondan emin değilim. Beni şu an hazırlıksız yakaladın. PC'de var, onu biliyorum. Steam'den. Evet, Steam'de var. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Yapımcılar yapmayı seçerlerse yani aslında her platformda, mobilde özellikle çok rahat oynanabilecek bir oyun. Hatta şöyle diyeyim, ben çok kablosuz fare işini sevmem. Ama şeyi düşündüm yani, ya keşke şu monitörü çevirsem, elimde de bir kablosuz fare olsa. Hatta geçen bir elimize Asus'un faresi geçmişti, VivoMouse. Böyle elinde oynayabiliyorsun, sana göstermiştim. Evet, hatta o olsa elimde uzaktan tık tık oynasam diye düşündüm. Çünkü çok böyle oyunun rahat bir atmosferi var. Zaten sıra tabanlı. Yani kesinlikle bence mobilde falan da böyle elini alıp oynayabileceğin bir oyun. Getirmedilerse de bence getirin. Stoik bekliyoruz. Bu arada son bir şey daha soracağım. İlk başta sormam gereken aslında şimdi soruyorum. Konuyla ilgili bize biraz bilgi verebilecek misin? Tabii. Konu şöyle. Şimdi bir Viking şeyimiz var. Settingimiz var diyeyim. Heyecanlı bir setting olmuş. Zaten Vikingler. Evet, Viking iyidir. İskandinav iyidir. Ama şey değil yani, klasik Odin, Thor bilmem ne, ıvır zıvır değil. Kendi tanrıları var 7 tane ki onda da şöyle ilginç bir şey var. Kickstarter'da sanırım 2500 dolar ya da 4500 öyle bir şey. Lık şey yapan, ona 7 tane sınır koymuşlar zaten. Kişilere tanrılarını kendilerini yaratma şansı verdiler. Hani detayını bilmiyorum. Tanrının konsepti onlardan mı geldi, şey, çizimi mi bilmem nesi mi, ama bu tanrılar oyunda var ve onlara ait taşlar var. Onların hepsini geziyorsun zaten sırayla oyun boyunca. İşte bir tanesi yok içki bilmem ne tanrısı, öbürü yaratıcı tanrı, öbürü bilmem ne tanrı, böyle çeşitli şeyleri var. Şimdi bu tanrılar ölüyorlar. İşte arada bu arada büyük savaşlar bilmem ne var ve güneş asla batmıyor. Hani bir kısım işte şey yapıyor, dünyanın sonu geliyor, lanet olsun falan diye. Bir kısmı ne güzel oldu, hiç artık işte kara kış olmuyor hep. Yok, Karakış değil, onun bir ismi vardı orada işte. Yani hep artık aydınlık, ne güzel falan diye. Böyle bir ortamda bir yandan da Dredge denen yaratıklar var. Bunlar böyle biraz mekanik görünümlü, metalik ya da en azından yaratıklar. Sonra onlarla ilgili başka şeyler de öğreniyoruz. Ama hani böyle korkunçlar yani, sürüler halinde gittikçe çıkıyorlar. Hani o klasik bir her şeyi yok eden bir hava vardır ya, fantastik konsept.
O konseptte yani her yerden çıkıyor. Devler, kadireçler geldi, burayı da yıktılar, her taraftan geliyorlar falan gibisinden. Ama dediğim gibi sonra onunla ilgili başka şeyler dinliyoruz. Bir de bu yandan böyle bir ortam var. Burada işte hayatta kalmaya çalışan şeylerin, insanların ve varlı dediğimiz devlerin macerasını oynuyoruz. Bayağı heyecanlı aslında oyun. Güzel güzel, bayağı iyi. Hatta bir de şöyle bir olay var. Haritanın doğusunda ve batısında bir tarafta daha insan ağırlıklı diyeyim, bir tarafta biraz daha varlı ağırlıklı iki tane grup var. Biraz bir tarafa oynuyoruz, biraz bir tarafa oynuyoruz. Sonra bunlar yavaş yavaş hikayeye bağlandıkça aynı hikayeye bağlanıyorlar. Çok aslında 2014'ün başındayız ama oyun sence 2014'de damgasını vuracak oyunlarda olabilir mi? Ya o kadar iddialı bir oyun değil. O kadar iddialı bir oyun olmak için biraz fazla kısa. Ve de bence çok keyifli olsa da biraz şöyle bir eksikliği var. Yani ben savaşlardan çok eğlendim. Daha fazla savaş olsun istedim aslında bir yandan. Ama bir yandan da biraz fazla kendini tekrar ediyor. Yani belki bu multiplayer kısmına daha farklı olacaktır. Ben şimdi Factions'ı daha bugün indirdim. Büyük bir heyecanla bekliyorum nasıl olacak diye. Yani sanki böyle 3-4 savaş modeli var da sürekli onları oynuyor musun gibi oluyor. Çünkü işte dredge'ler geldi, tamam ne yapıyorsun, saldırıyorum. Gerçi seçenekler var oyunda ama hani oyunun içine savaşa başladığın anda yaptığın şeyler biraz da kısıtlı aslında. O yüzden o kadar iddialı bir oyun olmayacak bence ama yine de herkesin, yani birçok kişinin oynayıp ileride keyifle hatırlayacağı bir oyun olacağını düşünüyorum. Güzel, ben de merakla oynamayı bekliyorum oyunu o zaman. Evet, yani ben herkese tavsiye ederim. Bence deneyin Banner Saga'yı. Bu arada buradan King.com'a da bir şey yollayalım. Kendileri bizim bütün oyunlarımız Saga, işte ne, Candy Crush Saga, Bubble Witch Saga deyip bir şey yollamışlar. Nasıl desem, uyarı gibi bir şey yollamışlar kendilerine. Ayıp ediyorsun King.com, ayıp ediyorsun. İki tane Candy Crush oyunu yapmakla bu işler olmaz diye mesajı da yolluyoruz. Ve de dediğim gibi tavsiye ediyorum. Bence oynayın. Sonra da multiplayer'ında görüşelim. Görüşelim.